Neredesin sen Kıvılcım? Kıvılcım çok merak ettim seni. Eşyalarımı alıp çıkacağım. Kıvılcım lütfen dinle beni. Neyi dinleyeceğim Ömer? Ha? Neyi dinleyeceğim? Görkem'e olan aşkının kamuflajı olduğunu mu? Kıvılcım yapma lütfen. Yani böyle bir şeye inanabiliyor musun sen? Böyle bir şey mümkün mü? Yani o Görkem denen kadının söylediği her şey yalan. Yani biz çok önce tanışmıştık onu. Fatih'ten önceydi. Ya iş için sonra Fatih'le tanıştı. Ne olduysa oldu. Ya diyelim ki yalan söylüyor. Ya sen nasıl yeğeninin karısıyla? Lütfen böyle bir şey söyleme. Böyle bir şey doğru değil Kıvılcım. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Yani bu Fatih'ten önce olan bir olaydı. Ya o zaman biz sen de ayrıydık zaten. Seni aldatmadım ben. Aldatmam da. Çünkü ben seni sadece sevdim. Sen kendini aldatmışsın o zaman. Ya sen ne diyorsun ya? Diyelim ki Fatih'ten önceydi. Sen nasıl yattığın kızın Fatih'le evlenmesine izin verirsin? Nasıl bunu gidip Fatih'e anlatmazsın? Ya hani siz ahlak timsaliydiniz? Hani namusluydunuz? Denedim Kıvılcım. Söylemeyi denedim. Ama Fatih'i biliyorsun. Hiçbir şekilde anlamadı. Bunların olacağını düşünemedim. Düşünecektin Ömer. Bir de Fatih'e boşan demişsin. Yazıklar olsun sana ya. Kıvılcım bu böyle bir şey değil. Evet boşan dedim çünkü o kızın manyak biri olduğunu anladım. Ve Fatih'in de zarar görmesini istemedim. Evet. Sen bilirsin onu tabii ki. En iyi sen bilirsin. Kıvılcım lütfen. Ya dokunma bana. Kıvılcım lütfen dinler misin? Yalvarıyorum sana. Lütfen beni dinle. Neyi? Bunu konuşarak aşabiliriz, halledebiliriz. Neyi halledebiliriz ya? Sen bana ne yaptığını farkında mısın? Biz ayrıyken kimin ne yaptığı benim umurumda değil. Ömer, ya sen benim bu hayatta gördüğüm en dürüst, en düzgün adamdın. Hadi yalan söyledin, hata yaptın. Hem yeğenini hem beni kandırdın. Ya o kızın yanına getirdin beni sen. O kızla beni yan yana getirdin. Aylarca hiçbir şey olmamış gibi davrandın. Kıvılcım ne yapsaydım? Söyleseydin. Yeğenine söyleseydin. Evlenme deseydin. Ama tabii o kızın etrafında dolanması işine yaradı değil mi senin? Ha? Kıvılcım lütfen yapma, lütfen. Neyi yapmayayım? Lütfen konuşalım, konuşarak halledebiliriz bunu, lütfen. Ya halledilecek bir şey kalmadı Ömer, anlamıyor musun? Ben sana artık güvenemem. Nasıl güveneceğim? Senin yüzüne bakmak istemiyorum. Kıvılcım lütfen. O yüzden eşyalarımı toplayıp gideceğim. Şirkete de beni sakın bekle. Lütfen Kıvılcım biraz sakin olur musun? Ne sakinliği ya? Ben seni seviyorum. Ve sana asla ihanet etmedim. Ben sana ettim ama. Evet. Hem de dün gece. Yalan söylüyorsun. Sen böyle bir kadın değilsin. Biliyorum yalan söylüyorsun. Sen asla böyle bir şey yapmazsın. Ben de senin için aynısını düşünüyordum. Kıvılcım lütfen. Ne lütfeni ya? Ne lütfeni? Senin bana inanıp inanmaman umurumda değil biliyor musun? Ayrıca ben senin yapamadığını yaptım. Şu anda sana söylüyorum. Bizi sen bitirdin Ömer. Ben de son noktayı koyuyorum. Kızım yapma. Bundan sonra asla bir daha yan yana gelmeyeceğiz. Değil şirkete gelmek. Önünden bile geçmeyeceğim. Hemen de boşanma davasını açacağım. Kıvılcım lütfen sakin ol. Sakin ol ve biraz düşün. Ya başkasıyla yattım diyorum sana ya. Ha? Senin hiç mi gururun yok? Saçmalama artık. Kapat şu konuyu, böyle bir şey yok. Sen artık saçmalama ve gerçekleri gör lütfen. Senin yüzünü görmek istemiyorum bundan sonra. Bana neler yaşattın ya. Bu yaşattıklarından sonra yalvarmanın hiçbir anlamı yok. Özrünün hiçbir anlamı yok ve olmayacak. Sakın bir daha benim karşıma çıkma Ömer.